yaptık. Tarım Orman Müdürlüğü sekilemeyi yaptılar. Şimdi tel örgü güzünde inşallah fidanlarını dikecek. Devletten Allah razı olsun. Biz istedik, onlar yapıyorlar. Mustafa abi şu sekileme dediğin şey, şu arka planda gördüğümüz... Arka plandaki teraslama. Teraslama şu anda, evet, evet yapılmış vaziyette. Teraslaması yapıldı. İnşallah fidanı dikilecek. Bu suyu tutması için bu teraslamanın ormanda mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. Yağmurları bu terasları sekiler tutacak topraklar. Ağaçlar, dikilen ağaçların kurumamasını sağlıyor. Evet. Peki bundan sonra daha çok iş var aslında değil mi? Var. İnşallah belediye başkanımız Allah razı olsun Özkan Bey sulama sözü verdi. O sulayacak tankerle. İnşallah. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Hele hele Ahmet Turan. Allah razı olsun. Kanı kanı rahmet eylesin. Bir sefer söyledik ben varım de araziyi buldu, gösterdi. Benimle beraber gittik, dilekçe verdik. Ne zaman ben telefon ettiysem geldi yanıma. Beraber resmi kurumlara gittik. Ben evrak takibi yaptım. Kendisi de muhtar olduğu için önceden muhtardı. İmza yetkisini kullandı. Çok şükür bugünlere getirdik. İnşallah bundan sonra da bunun devamını getirecek. Yalnız Bünyanlı'ya çok büyük iş düşüyor. Bu yapılan işin emeğe bir sahip çıkılması lazım. Daha önce de dikilen şeyler vardı, ağaçlar vardı. Adalet Ormanı, Sağlık Ormanı, böyle ağaçlar dikildi ama bakılmadı. İnşallah bu bal ormanı hem arıcılarımıza faydalı olacak, hem Bünyan'a faydalı olacak. Daha güzel, daha kaliteli bal üretilecek. Çok şükür bugünlere geldik. Herkesten, emeğe geçen herkesten tekrar söylüyorum. Allah razı olsun. Evet. Peki Mustafa abi şeyden de bahseder misiniz? Burada ne tür bir bitki örtüsü olacak? Neler öngörüyorsunuz? Burada 8 çeşit projeye göre hazırladığımız Refik Gündüz ormanda mühendis proje hazırlıyor. Bu arkadaşımız 8 çeşit akasya, at kestanesi, ıhlamur, bir de neydi? İde dikilecek. Badem var. Aşağı yukarı 10-12 çeşit ağaç. Yalnız en büyük özelliği bu bal ormanının arının sevdiği otlar, aronya falan bu tabanına ekilecek. Evet. Tabanında yeşerecek. İnşallah ben kanola 10 kilo kanola, 10 kilo rezene getirdim. Anason var. Karabuğdayı getirdim. 4 çeşit de ben Konya'dan bu tohumlardan aldım, getirdim. İnşallah bunlar da Orman Bölge Müdürlüğü dikim yaparken bunlar da verip buraya ektirecek. Evet, evet. Peki sonuçta dışarıdan da buraya insanlar gelebilecekler mi? Yani burayın adını duyup, namını duyup diğer arıcılar, balcılar gelebilecek mi? Arıcılar gelecek. Yalnız içerisine arı konaklamak için yer yapılmıyor. Arazi biraz küçük olduğu için. Evet. Ama çevresine konduğu zaman arı 5 kilometre uçabiliyor. 5 kilometreden balı getirebiliyor. Onun için çevresine dışarıdan da gelir. Bünyanlı arıcılar da gelir. Zaten 2 tane gezginci arıcı var. Biri benim, bir de Malatyalı bir arkadaş Sümer'de oturuyor. O gezginci. Öbürlerinin hepsi Bünyan'da yerli arıcılar. Evet. Her zaman onlar burada kalabilirler. Yani bu bir noktada teşvik olacak değil mi arıcılar için? Evet. Yani sade vatandaş da isterse bu işe meyledebilir mi? Yani onlar da arz ettiklerinde.
Ne gibi? Yani ben de arıcılık yapmak istiyorum, balcılık yapmak istiyorum derse. Tabii, kovanını getirip buraya, buranın dışında, tel örgünün dışında yakın bir yere koyup buranın balından faydalanabilir. Evet, evet. Çünkü bal kovan başına söz gelişi 5 kiloysa inşallah bu bal ormanında 7 kiloya çıkacak. Evet. Yani bu şekilde balın da hem artış olacak kovan başına, kilo bazına vurduğun zaman. Evet, evet. Peki biraz da Sayın Muhtarımızla görüşelim. Evet. Evet Sayın Muhtarım, sizin görüş ve düşüncelerinizi alalım. Önce coğrafyaya hakimsiniz. Etrafımızda ya bu orman nereye kuruldu diye, kuruluyor diye sorsalar ne cevap verelim? Şimdi ekonomik değeri yüksek bir olan bir ormandan bahsedeceğiz. Cevap vereceğimiz şu: dünyanın girişi yeşilliğin başlangıcı. Yeşilliğin başlangıcını daha bir yeşilletmek için ve de ekonomik değeri yüksek olan daha önceki çam ormanlarından daha iyi potansiyelde verim elde etmek için kurulan bir yer. Dünyanın tam girişi hakim nokta, artı ekonomik değeri sadece balcılara değil, bizim buradaki meyve yetiştiricilere, çünkü biliyorsunuz arazideki bütün ağaçların hemen hemen %80'inin polenlemesini bal arıları yapıyor. Bunların bir arada toplanması, bizim buraya bölge bölge yapılan vişnelik, elmalık gibi meyve ağaçlarının da çoğalmasına sebebiyet verecek. Ayrıca başta Ahmet Bey, Ahmet Turan olmak üzere bu projede Mustafa Arar'ın ve diğer büyüklerimin de çok büyük faydası oldu ki bu faydası sayesinde bu bal ormanı şimdi sadece çıplak bir vaziyette görüyoruz arka tarafı. Yaklaşık bir sene veya iki sene sonra burası tamamen yeşil bir yer olacak ve de etrafında tel örgülerin dışında buraya seyretmeye veyahut da bal yetiştiricilerin bal üretmeye gelebileceği, insanları çeken bir yer, ekonomik değeri olan bir yer olacak. Bir ikincisi de kursları Halk Eğitim Müdürlüğü'yle görüştük. Arıcılık kursları açılacak. Burada bireysel veyahut da toplu olarak kurslar verildiğinde kişi tek başına da evinin gelirine hakim olabilir. Eğer ki bunu ilerletebilirse evinin dışında satışa ve de ekonomiye katkısı sunabilir. Artı coğrafyamız geniş. Yeşillik, evet, ve dağlık. Diğer projelerimiz de var. İnşallah ileri zamanda Orman Bölge Müdürlüğü de bunları paylaşacağız. Ormanlık alanları ve diğer bal ormanlarını, 3 tane bal ormanının ilki yapılıyor. Bal ormanlarımızı da faaliyete geçirdik mi, Bünyan'dan veya dışarıdan geldiğimizde 200-300 yıl önceki ormanlarımıza yavaş yavaş kavuşmuş olacağız inşallah. Oo, çok güzel. Hocam, yalnız çok güzel. Dün İsa Bey'le görüştüğümde üzücü bir haber aldım. Daha Doğanlar Mahallesi'ne de bu ormanın ikinci projesi yapılacaktı. Orayı daştık diye kabul etmiyor Orman Bölge Müdürlüğü. O projeden vazgeçiyor. Kafir Argın'ın altında 23 dekar daha vardı. O projeyi kabul etmediler. Şimdi bir bura var, bir de şu karşı boş olan arazi. Adalet Eğer Ormanı kurulmuş. Mümkünat olursa zaten şu karşı tepeyi de bunun içine dahil edeceğiz inşallah. Evet. Kireçlik Tepesi dediğimiz bir yer var karşı tarafa. Evet, evet. Şurası da. Şurası. Yaklaşık olarak evet. Bunun da kenarları aynı bu şekil. Kirlik gibi yapılabilir. Teraslama yapılacak. Tabi orası daha bir güzel olur. Ve burası bir orman aile çiftliği gibi bir yer olacak yani. Bal ormanı aile çiftliği gibi bir yer. 3 nokta. Evet. Kirlik, Ağatepe ve Kireçlik Tepe. Evet. Umarım düşündüğümüz gibi planlarımız devam eder. Evet. Peki, peki. Evet İbrahim abi, sen benim gibi ilk defa geldin. Görüşlerini rica ediyorum. Emeğe geçenlerden, bu işe sebep olanlardan Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İnşallah başarılı olurlar. Beğendiniz değil mi? Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Çok benim emek harcandı. Hayatta en çok sevdiğim iş ağaç yetiştirmek. Bu ağaçları da duyunca ben yani sebep olanlardan daha çok sevindim. Allah hepsinden de razı olsun. Hocam, teşekkür ederim. Peki. Yalnız Lütfü Bey, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Bey bu projeyi duyduğunda Allah razı olsun her zaman benim yanımda oldu ve bana destek çıktı. Ve Sayın Bahan Mustafa Aksu'ya telefon etti. Yani Lütfü Bey'in bu ormanda çok büyük katkısı oldu. Ondan da Allah razı olsun, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu kim ne yaparsa yapsın dünyanın için yapılıyor.
bir ağaç da dikseler, kim dikerse diksin, ondan Allah 1000 kat razı olsun. Bu bizim yeşil dünyamız için, daha da yeşil yapmak için çabamızdır. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Şey, son olarak. Son olarak, evet. İnsanlar bazı şeylerin başlangıcını bilmiyor. Bal ormanı yapılıyor diyorsunuz, ne işimize yarayacak? Bir bal ormanının yapılması demek toplumun ekonomik olarak, insanların menfaat olarak ve tabiat olarak değişen bir şeylerin başlangıcıdır. Bunu evet, hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bir sürü başlarken bir veya iki koyunla başlarsın. 1000 tane koyunla başlamazsın. Evet. Birbirine devam eder, bu sürü haline gelir. Aynı bal ormanlarla başlarsın. Şu karşıda gördüğünüz çıplak tepeler zamanla yeşillense, ki bunun örnekleri Ege bölgesinde var. 40 yıl sonra çıplak vida tamamen yemyeşil olmuş. Ve her türlü insanlara manevi, maddi her türlü gelir oluyor. Sadece şunu istiyorum. Bal ormanı yapıldı, bize faydası ne demesinler. Evet. Elinden ne geliyorsa yardım etsinler. Şahsıma değil. Sadece bal ormanı yapıldığında veya yeşillik yapıldığında üretmeye gayret göstersinler. Teşekkürler. Peki, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun efendim. Çok çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir proje. Çok güzel bir proje. Maşallah. Maşallah.